Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Dolu dolu bir 90 günlük yol haritasını planladık. Sen bu süreçte yolcu, biz de sana bu süreçte yoldaşlık yapıyoruz. Ekrana geldi. Hocam ne yapıyoruz biz? İşte arkadaşlar biz ee, sınav ilanının yani sayın önce öncesinde Cumhurbaşkanımızın arkasına sayın bakanın e, yaptığı açıklamaların neticesinde dedik ki ortalama 90 günlük bir yol haritası var. 90 günlük bir süreç var. Bu süreci A'dan Z'ye değerlendirmemiz gerekiyor. A'dan Z'ye programlı sıkı bir şekilde ilerlerseniz yetiştirebilirsiniz dedik. Siz de bize dediniz ki ya hocam yetiştirebilirsin yetiştirebilirsin diyorsun da yap program yetiştirebildiğimizi görelim dediniz. Eyvallah. Hocam bize sorumluluk ver, bize yükümlülük yükle. Biz de bu sürecin üstesinden gelelim. Her şeyi planla bize dediniz. İşte biz de size bu süreci tamamladık. 90 günü 10'ar günlük periyotlar halinde ayırdık. Yani süreci kolaylaştırmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. 10'ar günlük planlamalar şeklinde ilk hedefimiz her zaman bunun e, hukuk öğretir Instagram sayfasında yaptığım paylaşımlarda canlı yayınlarda haftalık iki defa canlı yayın yapıyoruz. Arkadaşlar oradaki motivasyonumuzu e, en üst seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte deli gibi çalışsan da uzun saatler boyunca çalışsan da doğru yöntemle doğru sıralamayla ve her zaman diri olan bir motivasyonunla çalışmazsan maalesef istediğin sonucu elde edemeye de bilirsin. İşte biz... Bu süreçte hem kaynak sağlıyoruz hem video sağlıyoruz. Video eğitim paketleri, soru çözümleri vesaire yetmiyor. Hem de hem YouTube'dan planlamaları hem de bu planlamaları PDF olarak WhatsApp'tan sana gönderiyoruz. Aynı zamanda Instagram Hukuk Öğretir sayfasından da canlı yayınlarla, paylaşımlarla senin bu moral ve motivasyonunu diri tutmaya çalışıyoruz. Yani hocam süreci kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hatta kolaylaştırıyoruz. Yeter ki bu sürece bir an önce dahil ol. Peki Instagram'da bir şey daha yapıyoruz arkadaşlar. 90 gün boyunca erken kalk projesini başlattık. Bugün itibariyle 14. günümüz. Ya dolu dolu geçen bir 14 gün. 14 gün 2 saat erken kalksan 28 saate denk gelir arkadaşlar. O yetiştirme, yetiştiremem gözünde büyüttüğün dersleri 28 saatte herhangi bir dersi 28 saatte çok rahat bir şekilde bizimle canlı okuyabilirsin. O yüzden senden ricam bir an önce yola çık. Tamam? Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Ortak alanı bitireceğiz dedik. Hocam ortak alanda ne var? Anayasa hukuku, idare hukuku, İYUK, medeni hukuk, medeni usul. Her bölümde 7 soru geliyor. Bu 7 soruda toplamda 35 soruluk bir alan. 35 soruluk alanın canlı okuma gayretiyle yola çıktık. Ekrandan çıktım. Şimdi neyi bitirdik? Anayasa hukukunu bitirdik. İnkılap tarihini bitirdik ilk 10 günlük programda. Arkasından Arkasından arkadaşlar ikinci 10 günlük programda idare hukukunu tamamladık. Sonra iyi hukuku tamamladık. Sonra arkasından 3. 10 günlük programda ortak alandaki medeni hukukun canına okuduk. Medeni hukuk kendi içerisinde başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku, arkasından aile hukuku, arkasından miras hukuku, arkasından eşya hukuku yani 4 bölümden oluşur. Hatta şunu da altını çizdim. Küçük bir fragman olsun arkadaşlar diğerleri için. Ee, diğer 1. E, birinci, ikinci 10 günlük programlar için hatta şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki medeni hukuk ortak alanın en sıkıntılı bölümüdür. Burada 7'de 7'yi kopardığımız anda ortak alanda binlerce kişinin önüne geçmiş oluruz. Çok rahatça bu cümleyi kurabiliriz. Şimdi geldik hakimlikte 3 4. 10 günlük programı, programlamaya kırmızıları aldım. Şimdi arkadaşlar dördüncü on günlük programda ortak alanın son dersinin canlı okuyacağız. Medeni Usul Hukuku. Diğer adı HMK. Şimdi arkadaşlar burada HMK'yı Sertkan Hoca baştan sona kadar anlattı. Toplamda 33 videoda konu anlatımını yaptı. Sınavda soru potansiyeli olan yerlere ayrıca ayrıca değindi. Böyle kutucuklarla, tablolarla da bu anlatımı zenginleştirdi. Bizim ilk hedefimiz ilk gün 11 video, ikinci gün 11 video, üçüncü gün 11 videoyla 11 videoyla ile... kalemi değiştirdim arkadaşlar. Bir saniye. Ee, yeşil alalım. Şöyle yapalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi arkadaşlar 3. 10 on... 11 videoyla yani 3 günde Medine usul hukukunu tamamlayacağız. HMK'yı tamamlayacağız. 7 soru karşına geliyor. Sonra bunların tekrarını yapacaksın. Yani bir günde ne yaptın? 11 videoyu izledin. Arkasından ne yapacaksın? Hop tekrarını yapacaksın. Hocam ikinci gün ne yapacaksın? Tekrar tekrarını yapacaksın. Üçüncü gün yine tekrarını yapacaksın. HMK'yi bu şekilde Serkan Hoca ile birlikte bitirdikten sonra ne yapman gerekiyor? Elbette ki soru çözümü yapman gerekiyor. İşte soru çözümü için de arkadaşlar yine Serkan Hoca bir soru çözüm eğitim paketi hazırladı. Burada arkadaşlar toplamda 16 video. Öncesinde senden istediğim şey şu arkadaşlar ekrana geleyim. Öncesinde HMK'yi bitirdin mi 3 günde? ve günlükte bitirdiğin videoların tekrarını yaptın. 3 günü bu şekilde tamamladın. 4. güne geçtiğinde ya 3. günün akşamı veya da 4. günün sabahı bu erken kalk projesinde uyan hemen kalk. 2 saat boyunca HMK'dan ben neler gördüm? Medine usulden neler gördüm? A'dan Z'ye bir bak incele tekrarını yap arkasından da soru çözüm eğitim paketinin PDF sorularını indir bunların güzelce bir çıktısını al veya da tabletten izliyorsan tablette bir bak Baktıktan sonra soruları kendin başına bir çöz. Bir bak bakalım ne durumdasın. Yanlış yapıyorsan yap hiç problem değil. Çukurlara düşüyorsan düş kafa göz yar hiç problem değil. Önemli olan gerçek sınavda bu hataları yapmamaktır. Tamam bu hatalara düştükten sonra cevaplarını kontrol et. Arkasından dön soru çözüm videolarını izle. Dördüncü gün arkadaşlar ilk 8 video, 5. gün ikinci 8 videoyu izleyerek toplamda 16 videoyla bu süreci tamamla HMK'nın canına oku diyorum. Peki Medine usulü de 5. günün arkasından bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu 4. ve 5. günde arkadaşlar size bir ödev veriyorum. Bu ödev arkadaşlar ceza özel. Türk Ceza Kanunu indirdiğinizde ilk 75 maddeyi geçin. Arkasından 76. maddeden itibaren arkadaşlar ceza özel hükümlerini okumaya başlayın. Türk Ceza Kanunu indirdikten sonra ilk 75 maddeyi geç, arkasından 76. maddeden itibaren itibaren arkadaşlar 7 gün boyunca ceza özelden mevzuat okuması yap, altını çiz, kanun maddelerinin altını çiz, vurgula, e, oradaki soru potansiyeli olarak gördüğün yerleri yıldızlı koy ve geç. Peki hocam ben bunu neden yapıyoruz? Bunu şundan dolayı yapıyoruz arkadaşlar. Eğer adli hakimliğe hazırlanıyorsan bunu yap. Yani adli hakimlikte ceza özelden de sorumlusun. Bunun için öğrencilerimize biz ceza özelden özel hükümleri okumalarını istiyoruz. Eğer sen idari hakimliğe hazırlanıyorsan ceza özel hükümlerini çalışmana gerek yoktur. Ne yapacaksın hocam? 20 dakika kitap okuma ve tekrar programlarına devam ettir bu kalan süreçte. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu son 7 günde, son 7 günde ceza özelden mevzuat okumasını yapmasını istediğimiz öğrencilerimiz, hakim adaylarımız kim arkadaşlar? Adli hakimliğe hazırlananlar. Tamam? Ama sen idari hakimliğe, idari yargı hakimliğine hazırlanıyorsan ceza özelden sorumlu değilsin. Mevzuat okuması yapma. Günlük 20 dakika kitap okumaya devam et ve o günün gördüğün derslerini tekrar etmeye devam et. Buraya kadar bir problem var mı? Adli hakim için küçük bir parantez açmış olduk. Çıktım ekrandan. Hocam geldik 6. güne. Şimdi 6. günde biz ne yapacağız? Ceza hukuku genel hükümlerini göreceğiz. Yani arkadaşlar ceza hukuku genel hükümler toplamda toplamda arkadaşlar 36 videodan oluşuyor. Bir ee, ceza hukuku genel hükümlerine bir gelelim. Şimdi arkadaşlar Kitabımız e, şu an ikinci baskıda bildiğim kadarıyla ikinci baskıda tükenmek üzereydi. En son ne oldu bilmiyorum. Son adetler demişti. Umarım bitmemiştir. Şimdi arkadaşlar ceza e, ceza kamp kitabının video kitap burada arkadaşlar. Tren yoldan da temin edebilirsiniz. Hukukoliteri.com'dan da temin edebilirsiniz. Kitaplar sekmesinden. Hocam videolar nerede? Videolar tamamen ücretsiz. Nerede? Youtube Hukukoliteri kanalında anlattık. Toplamda 36 video seni bekliyor. Programa göre arkadaşlar günde 12 video izleyeceksin. Bu birinci gün izleyeceğim video sayısı. Burada arkadaşlar her şeyi göreceksin. Yani ceza hukuk genel hükümleriyle ilgili Allah'ın istedikleri kadar zor sorsunlar. Murat Hoca burada dehşet anlatmış. Çiki, fiko, Zeyno karakterleriyle hepsini kodlamış. İçin gönlün rahat olsun diyeceksin. Böyle arkadaşlar da zaten muhtemelen arkadaşlar da izliyordur. Veya da onlara tavsiye ederek onları da izlemesine vesile olabilirsin. Ceza hukuk genel hükümlerini. Hocam ben olay örgülerini yorumlayamıyorum. Olay örgülerinin içerisinden çıkamıyorum. Olay mantığını kavrayamıyorum. Çıkmış soruları çözemiyorum. Bazı sorular benim için gerçekten zor. Benim korkulu rüyam ceza hukuk genel hükümler diyorsan hiç merak etme senden sadece konu anlatım için 3 günlü istiyorum. Toplamda 30-36 video YouTube'da anlattık. Aç kitabı önüne koy günde 12 video izle. Tamam sadece 12 video izle o kodlamaların ne olduğunu gör. O o karakterlerin hangi suçlara büründüğünü gör. Sonra de ki ya ceza hukuku ceza genel hükümleri bu kadar kolay mıydı de. Arkadaşlar bunu hem idare hakimler hem de adli hakimlik sınavına hazırlanan öğrencilerimizin izlemesi gerekiyor çıktım ekrandan devam ediyorum sonra ikinci gün arkadaşlar ikinci 12 video arkasından üçüncü gün üçüncü 12 videoyu izleyeceksin hocam konu başlıklarını zaten görüyorsun ama hızlı bir şekilde bize bir bak dersen hocam işte e, anayasada yer alan suç ve ceza ilişkin esaslar Türkçe kanunu hakim o kez zaman bakımına uygulaması yer bakımına uygulaması şahsilik ilkesi suçların iadesi potansiyel sorudur Yıldız'ı koydum potansiyel sorudur net söylüyorum devam ediyorum Suçla ilgili kavramlar, fail, mağdur, suçtan zarar gören, arkasından maddi unsur, arkasından manevi unsur, hareket, netice, nedensellik, bağı, kast, her şeyi anlattık, olası, kast, potansiyel sorudur arkadaşlar. Sonra hukuka aykırılık, netice, hukuka aykırılık, kusurlu etkileyen sebepler, hukuki ata, fiili ata, şahsata sapma, potansiyel sorudur. Arkasından meşru müdafaa. Arkadaşlar şu meşru bir defa zorluk hali potansiyel sorudur. Teşebbüs, gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlık, işleneme, suç bunlar arasındaki farklar potansiyel sorudur. Hakimlikte neredeyse sormadıkları yıl yoktur. İşte devam ediyor müşterek faaliyet, dolaylı faaliyet, taşıma firması bunların hepsini kodlama olarak göreceksiniz. Azmettirme, teşvik, yardım, özgü suçlar bunlar arasındaki farklar. Bileşik suç, mürekkep suç, zincirleme suç, fikri iştima, geçitli suç. Ee, ceza türleri, ce hapis yarasının ertelenmesi, adli para cezası, güvenlik tedbirleri, cezanın belirlenmesi, suçta tekerür. Bak okurken bile yoruldum değil mi? Ama sen merak etme. O kadar sağlam bir şekilde öğreneceksin ki sana garanti ediyorum. Bak garanti ediyorum. Pür dikkatini ver, motivasyonunu topla, odaklan şu videoları bitir kitapla birlikte başka bir düzeye geçeceksin. Peki. Hocam her şey hoş güzel. Anladım buraya kadar bir problem yok. Ben günde 12 video izleyerek 3 günde ceza hukuku genel hükümlerini tamamlayacağım. Eyvallah hocam. Peki senden şunu istiyorum. Soru çözümü. Hocam ceza hukukunda ekranda kendimi ekrandan alamamışım. Ceza hukuk genel hükümlerinde ceza hukuk genel hükümlerinde olay örgüsü temel sorulur. Bazen bir tane tanım verir veya da karşılaştırma verir. Ama olay örgüsünde sana soruları yöneltirler. İşte biz olay örgüsü temelli tanımlarla örnek veriyorum haksız tahrikle işte meşru, meşru savunma, meşru müdafaa veya da meşru müdafaa zorunluluk hali veya zincirleme suçla fikri içtimai karşılaştırarak böyle sorular hazırladık. Ve bu sorular seni gerçekten başka bir düzeye çıkartacak. Yeter ki adam akıllı bir şekilde odaklan, o soruları da bitir. Yani ceza hakkı genel hükümleri bittikten sonra programın son iki gününde ne yapıyorsun? Ceza hakkı genel hükümleriyle ilgili soru çözümü yapıyorsun. Toplamda 21 video arkadaşlar. İlk günümüzde ilk 10 videonun sorularını çözeceksin. İkinci günümüzde kalan soruları bitireceksin. Hemen soru çözümüne geçelim. Soru çözümü burada arkadaşlar. Hukukoyotir.com'dadır soru çözümü. 21 videodan oluşuyor. Senden bu 21 videoyu çözmeden önce öncesinde arkadaşlar kamp kitabının güzel bir tekrarını yapıyorsun. Tekrar yaptıktan sonra pdf'yi çıktı alıyorsun. Öncelikle kitabın tekrarı. Arkasından PDF'yi çıktı al. Soruları önce sen çöz. Arkasından da e, cevaplarını kontrol et. Arkasından da videoları izle. Ben o videolarda bir sorudan birden farklı soru tipi oluşturuyorum. Diyorum ki böyle böyle olmuş olası kas. Böyle böyle olsa ne olurdu? Doğrudan kas. Böyle böyle olsa ne olurdu? Bilinçli taksir. Böyle böyle olsaydı bilinçsiz taksir. Böyle böyle olsaydı kaza ve tesadüf. Yani bir sorudan birden farklı soru türeterek her konuyu daha iyi hem tekrarlamış oluyoruz hem de soru üzerinden daha iyi oturtmuş oluyoruz. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar Bizim çıktığım ekrandan bu şekilde arkadaşlar 4. 10 günlük program tamamlanmış oluyor. Evet yoruldum ee, ama emin olun bu programlara uyduğunuzda değecek. Bazı öğrencilerimiz bize şunu soruyor. Ee, Instagram hukuk öğretir e, hesabından veya da e, hukuk whatsapp numarasına hocam biz bu programı zaten daha öncesinde başlamıştık. Bu programı tekrar amaçta değerlendiriyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Tekrar amaçlı da bu, bu programa sıkı bir şekilde uyabilirsin. Yani konuları bitirmişsindir, tekrar ediyorsundur. Tekrar içinde bu programa uyabilirsin. Biz 90 günlük programın ilk 4 programı bu video ile birlikte tamamlamış olduk. 10'ar günlük programlar ilerleyen süreçlerde paylaşılmaya devam edecek. Takipte kal. Şu programa A'dan Z'ye uy. Hocam bu programı biz nereden temin edebiliriz? Ee, herhangi bir ücret ödemeden bu programı pdf olarak ukuletir.com'dan e, istediğinde ukuletir.com'daki whatsapp numarasından istediğinde sana pdf olarak paylaşırlar. Senden ricam lütfen hakimlik için program veya da kaymakamlık için program şeklinde belirt öncesinde. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. İnşallah bu kadar emek veriyorsun. Emeklerinde karşılığını alacaksın. O sınavı kazanıp bize de o yemekleri ısmarlayacaksın. Hoşça kal.